Bültenimize haber kritik köşesiyle devam ediyoruz. Stüdyomuzda önemli bir konuğu misafir ediyoruz. 23. dönem Ordu milletvekili ve İyi Parti'nin Ordu teşkilatlanmasında önemli aktörlerden olmuştu kendisi. Sayın Rıdvan Yalçın bizlerle birlikte. Adaylığını tüm Türkiye'nin konuştuğu ve geri çekilmesini ise TV52'nin konuştuğu İdris Naim Şahin gündemini soracağız. Herkes merak ediyor. Sayın Yalçın hoş geldiniz diyoruz öncelikle. Ne oldu? İyi Parti neden akıl karıştırdı? Hatta akıl yaktı diyelim. Evet. Efendim ben izleyenlere hayırlı akşamlar diliyorum önce. Televizyonunuza da TV52'ye de İyi Parti'ye ve İdris Bey'e gösterdiği yakınlık bakımına da teşekkür ediyorum. Şimdi tabii önce şunu söyleyeyim. Son derece üzgünüm. Dün benim kişisel siyasi hayatımın da en zor günlerinden birini yaşadım. İdris Bey, ben kendisini bakanken ziyaret etmiştim bir hayırlı olsun ziyaretine. Ankara'da bulunduğum 2-3 gün içerisinde beraber 8-9 saat geçirdik. Bir defa söyleyeyim, muhteşem bir adam. Öyle takım ulusal basında negatif gösterildiği bir adam değil. Müthiş bir devlet tecrübesine sahip. Müthiş bir belediyecilik tecrübesine sahip. Ben kendisini bütün kalbimle tebrik ediyorum. Yani Ordu gibi bir ilde bir siyaset adamının her kesimin ortak adayı gibi ortaya çıkabilmesi, bu kadar geniş mutabakat sağlayabilmesi çok önemli bir şeydir. İdris Bey bir aşiret ağası değildir. Evet. Çok zengin bir iş adamı değildir. Buna rağmen ordunun her köşesi, en ücra köşesinde bile İdris Bey'in adaylığı bir heyecan yaratmıştı. Bunu sağlayabilmek çok önemli bir şeydir. Ben İdris Bey'i bu sebeple tebrik ediyorum. Kutluyorum kendisini. Kıskanılacak bir durum açıkçası. Adaylığı sürecinde de belki bu işin en içinde olmuş bir tanı olmuş, hatta aday olmasına yapılmasına vesile olmuş bir insan olarak da biliyorum ve söylüyorum ki bir takım farklı değerlendirmeler var. Öncelikle şunu söylememe izin verin. Sayın Musa Dervişoğlu sonuna kadar İdris Bey'in aday olması için benimle beraber uğraşmış ve aktif çaba göstermiştir. Sayın Akşener, Meral Hanım ki kendisi de bir eski İçişleri Bakanı'dır. İdris Bey'le halef seleftirler ve İdris Bey'e de son derece sevgisi ve saygısı vardır. Ki bunu da kendim de ben şahit oldum. Peki ne olmuştur da? Ne oldu da böyle oldu? Dönülmüştür. Şimdi bir defa şunu söyleyeyim. İdris Bey'in adaylığı ciddileşince Türkiye'de hem HDP odaklı bir takım troller ve bir takım merkezler ve aynı zamanda maalesef hükümet adına yayın yaptığını ya da kalemşörlük yaptığını bildiğimiz odaklar önce Twitter üzerinden müthiş bir karalama kampanyasına başladılar. Efendim bir FETÖ ilişkisi yaratmak istediler. Böyle bir algı yaratmak istediler. Ve bu çok çirkince devam etti. Mecliste konuşuldu, televizyonlarda konuşuldu. Bu çok ağır ithamlar. Bir defa şunu söyleyeyim. Bir insana FETÖ'cü demek savcıların yetkisindedir. Ki bu iddiayı savcı ortaya getirir. Bu insanı gene FETÖ'cü yapmaz. Yargılanıp mahkum olup o kararın kesinleşirse sen ancak bu sıfatla anılabilirsin. Ama maalesef özellikle şunu söyleyeyim. Hani HDP'ler falan hiç onlara bir şey demiyorum. Ama zerre imanı olup da böyle tertemiz bir adamı böyle yaftalamayı inançlı insanlara ya da İslami referanslarla siyaset yapan insanlara hiç yakıştırmadığımı ifade ediyorum. Yani bu çok büyük bir günahtır aynı zamanda. Ben Hilmi Bey de benim sevdiğim bir adamdır, saydığım bir adamdır. Hakikaten iyi de bir insandır. Hilmi Bey bir toplantı hatırlarsanız efendim ordu Pensilvanya'dan artık yönetilmeyecek dedi. Sayın Bakan bunu söyledin ama ikinci cümlende İdris'i de severiz, Enver'i de severiz. O zaman bu cümleyi kime söyledin? Enver Bey mi FETÖ'cü, İdris Bey mi FETÖ'cü? Yani Hilmi Bey'den beklemediğim bir cümle benim bu. Ve bir şey daha söyleyeyim. Türk siyaseti adına siyaset dilinin bu kadar çirkinleştiği, bu kadar ucuzladığı bir dönem hiç ben görmedim. AK Parti içerisinden ki İdris Bey Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok eski bir yol arkadaşıdır. Evet. Belediye başkanlığı döneminde genel sekreter yardımcısıdır. Partide genel sekreteridir. İçişleri Bakanı'dır.
ve AK Parti'nin kuruluşunda ve siyasi macerasında önemli bir aktör olmuş bir büyüğümüzdür. Bekledim ki bu karalamalara, bu iftiralara karşı AK Parti içerisinden biri çıksın ve bunlar saçmalık, bunlar iftira desin. İdris Bey bizim bildiğimiz bir adamdır desin. Bir tek ses çıkmadı. Bu karalamayı hepsi seyirci kaldılar ve belki arka planda da kıs kıs güldüler. Bu açıkçası benim siyaset adına, siyasi menfaat adına kabul etmediğim bir düşkünlük, düşüklük diye söyleyeyim. İYİ Parti açısından baktığımızda dediğim gibi Meral Hanım baştan beri Sayın Bakan'ın arkasında durmuştur ama İYİ Parti içerisinde bulunan bir marjinal grup diyeyim. Bunların isimlerini Türkiye biliyor artık. Burada parti disiplini bakımından isimlendirmek istemiyorum ama bir marjinal grubun adeta bir şantajı sebebiyle İdris Bey maalesef bu ölçüde büyük bir mutabakata rağmen aday gösterilememiştir, resmiyet kazanamamıştır. Bu için çok üzgün olduğumu tekrar ifade etmek istiyorum. Peki marjinal bir grup var. Evet, İdris Naim Şahin'in adaylığını onaylamayan ama aday olmasını çok isteyen bir taraf var. Bu manada parti içinde bir küskünlük, kırgınlık, örneğin ordu teşkilatının istifa edebileceğini düşünmüştük. Bir ordu teşkilatının istifası için bir sebep yok. Evet. Çiğdem Hanım ve yönetici arkadaşların tamamı baştan beri İdris Bey aday olmasını istemişlerdir. Bu konuda benden de yardım istemişlerdir. Ben ve birçok arkadaşımız ya da ordu siyasetinin birçok önemli aktörü, başka partilere siyaset yapmış birçok önemli aktörü bu adaylığı istemiştir. Yani ordu il teşkilatının bir hatası, eksiği ya da genel merkeze rağmen yaptığı bir hata yok. Yani arkadaşlarımız istifalarını gerektirici bir durum yok. Peki bu durum İYİ Parti'ye orduda oy kaybettirir mi? Öyle ki Musavat Dervişoğlu'nun açıklamasında biz kendi adayımızı çıkaracağız ifadeleri de vardı. Şimdi şöyle söyleyeyim, tabii bu siyasette çok zor bir dönemi yaşıyoruz. Hı hı. Bir defa yasal zemin olmayan ittifaklar dönemini yaşıyoruz. Bugün MHP AK Parti de bu ittifaklara çok zorlanıyor. Çünkü yasal zemini yok. Hı hı. Hangi zemin ittifak yapacaksınız? Efendim bir yerde bir aday göstermeyecek, seni destekleyecek. Sen diğer yerde göstermeyeceksin, onu destekleyeceksin. Herkes ayrı meclis üyesi listesi çıkaracak, ilgilenen meclis üyesi listesi çıkaracak. Bu bir kaos. Bu kaostan ordu siyaseti de nasibini elbette alıyor. Bu tarz bir seçim ilk defa Türkiye yaşıyor. Yani İYİ Parti yani bir İdris Bey'i yola çıkarıp da yarı yolda bırakmış değil. Özellikle genel başkanımız ve Musavat Başkan açısından söylüyorum ben. Bu net birinci elden tanığı olarak söylüyorum. Evet, ama sonuç odaklı bakacak olursak. Yani bunu da vatandaşımız da biliyor. Ordu halkı da biliyor. Yani İYİ Parti risk almıştır. Hı hı. Çünkü biz şunu biliyorduk. Yani böyle bir karalamanın geleceğini biliyorduk. Hı hı. Sayın Bakan da biliyordu. Bunları konuştuk ve Sayın Bakan dışarıdan gelebilecek bu iftiralara karşı da sonuna kadar dik duracağını söylemişti. Biz de arkasında kaya gibi duracağımızı söylemişti ve durduk da. Ama sonuçta partinin Türkiye ölçeğinde zarar görmesi riski maalesef bu sonucu almamızı engelledi. Evet. Tabii bu durumun siyasete etkileri olacaktır. Bu etkileri de biraz Sayın Bakan'ın bundan sonraki yol haritası tayin edecek. Evet. Bunu aslında biraz da şunun için sormuştum. Hala Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti'nin ittifak çatısı altında seçimlere gideceği ilçeler var. Bu manada bazı CHP'li seçmenlerin kendi adayları olmasına rağmen İdris Naim Şahin'e destek vereceği söylemleri de vardı. Bu manada ne olur, nasıl şekillenir seçim yarışı, bunu merak etmiştim ama siz de cevapladınız zaten. Şimdi İlaki etkileri olacaktır dediniz. Söyleyeyim. Sonuçta yerel seçimlerde genelde seçmen iki adayı yarıştırır. İktidar Partisi'nin adayı da güçlü bir aday. Eski bakan. Sonuçta bakanlık yapmış. Hı hı. Orada yani oy vermese de birçok insanın saygısını kazanmış bir adamdır. Bunlardan birisi de benim. Yarışacak ikinci aday İdris Bey olacaktı. Hı hı. Çünkü dediğim gibi AK Parti bakımından, AK Parti'nin yaşadığı sorunlar bakımından muhalefetin eli güçlü. Şimdi AK Parti bana göre çok süre içerisinde hatalar yaptı. Yani Enver Bey'in seçime çok kısa zaman kala rencide edilerek görevden alınması, Engin Bey'in büyükşehir adayı yapılıp aday gösterilmeyişi, adaylık sürecinin kötü idaresi gibi bunda ekonomik faktörleri de bir araya getirdiğimizde ben bu seçimi seçmenin AK Parti'ye bir ikaz seçimi olacağını düşünüyorum. Yani bir ayaklarınız artık yere bassın, seçmene de bir duyun,
seçim olacağını düşünüyorum. Bu çerçevede saha çok uygundu İdris Bey'in adaylığı için. Ama ben bütün bu aşamalardan sonra İdris Bey'in ordu siyasetinden çekileceğini düşünmüyorum, zannetmiyorum. Yani İdris Bey... Siz kendiniz bu olaydan sonra hiç görüştünüz mü? Görüştüm. Ben dün akşam da kendisiyle görüştüm. Hatta biraz da tereddütlü aradım kendisini ama Sayın Bakan bir kez daha kendisine hayranlığımı artırdı. O beni teskin etti. Hatta arkadaşlarımızı sakinleştir, kaderdir. Yani olamamasının makul sebeplerini ben anlayabiliyorum diye. O beni sakinleştirdi, o beni teskin etti. İnanın hayranlığım arttı. Ben kendisini çekinerek aramıştım aslında. Evet. Bugün de görüştük kendisiyle. Bir yol haritası belirlemeye çalıştığını düşünüyorum, anlıyorum. Ve aday olma ihtimalini çok daha yüksek görüyorum. Belki sürecin böyle ilerlemesi kendisine dönük teveccühünde daha berraklaşmasına yol açmış bile olabilir. Ki İdris Bey bana göre ordu siyasetine, Türkiye siyasetine çok şeyler katabilecek tecrübe, birikime ve donanıma sahip bir insan. Onun için Allah yardımcısı olsun. İnşallah ordu siyasetine katkı vermeye devam eder diye düşünüyorum. Evet. Peki İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklayacak. Bu manada sizin isminiz de geçmişti. Sizi gösterecek mi partiye ya da siz böyle bir teklif gelirse kabul etmeyi düşünüyorsunuz? İYİ Parti benim kuruluşuna katkı sağladığım bir parti. Meral Hanım'ın, Sayın Genel Başkanımızın genel başkan adayı iken de benim yol arkadaşlığı yapmayı tercih ettiğim bir parti. Emeğim var benim burada. Yani ben hatta MHP'den ayrılırken çok üzülerek ayrıldığımı da yazmıştım. Çünkü bizde bir inançlarımız, bir tutku, sevda bizimkisi. Şimdi tabii şöyle söyleyeyim. Bu partiye ben bir ikbal için gelmedim. Yani eğer amacım sırf milletvekili olmak ya da başka bir makam olsaydı, emin olun buna çok daha kolay ulaşabileceğim başka tercihler bana sunuldu geçmişti. Ama ben bir duruşu temsil etmek adına çizgimi bozmamayı tercih ettim. Bugün çok açık söylemem gerekirse Sayın Bakan, Sayın İdris Naim Şahin bir şekilde bu seçimde aday olacaksa benim yaşadığım süreç onun yanında dikilmeyi bana mecbur ediyor. Benim ahlaki anlayışım, siyasi anlayışım bunu bana mecbur ediyor. Çünkü İdris Bey'in İYİ Parti'den adaylığı hususu aslında ben müdahale ettiğimde kapanmış bir konuydu. Yani biraz da benim müdahalelerimle İdris Bey aday oldu, aday yapılmak istendi. Şimdi ben İdris Bey'i aday olarak ortaya çıkarıp ondan sonra ya olmadı, işte sen ne yaparsan yap, ben de buradan aday olayım demek benim siyasi ahlakıma, duruşuma, ilkelerime yakışmaz. Ben ancak Sayın İdris Naim Şahin'in hiçbir şekilde aday olmaması halinde o zaman partim böyle bir teklif getirse değerlendirebileceğini düşünüyorum. Şu an yani açık özeti şu: Sayın İdris Naim Şahin bu seçimde aday olacaksa ben onun İyi Partili kimliğimi muhafaza ederek yanımda olmayı tercih ediyorum. Bir siyasi duruş, bir siyasi ahlak alanı. Çok teşekkür ediyoruz. Ekleyecekleriniz yoksa veda edeceğiz. Ben teşekkür ediyorum. Tabii bu konu bana göre Türk siyasetinde daha uzun yıllar birçok yönüyle tartışılması gereken, tartışılacak da bir konudur. Ve bu konudan ibretler de çıkarmak lazım. Evet. Belki bir 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl sonra bu konuyla alakalı bu iftiraların sahiplerinin en azından toplum vicdanında mahkum olacaklarını göreceğiz. Yani bu kadar kötü götürülen bir dönem, Türk siyasetinin bu kadar baskılama üzerinden yürüdüğü bir dönemde ben sadece muhalefet olanların değil, AK Parti içerisinden de makul seslerin, vicdanı hala kararmamış olanların da ses çıkarmasını tercih ediyorum. Bu nedir kardeşim yani? Bu adam hakkında bir iddianame yazılmamış, bir itham yok. Özellikle araştırdım. Sayın İdris Naim Şahin FETÖ meseleleriyle alakalı sadece mağdur olarak bir dosyada ismi geçiyor. Olayın mağdur olarak ismi geçiyor. Yani kendisiyle de konuştuğumda aynen söylediği şey şudur: Sayın Cumhurbaşkanımızın tespiti doğrudur dedi. Bu alçak örgüt, bu kendisine emanet edilen silahı Türk milletine döndürmüş bu alçak örgütün Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı tanımlamayla tepesi ihanet, ortası ticaret, en altı ibadet. Bu şema doğru bir şemadır dedi. Ama bugün bakıyorsunuz ihanet boyutunda olanlar yurt dışına kaçtı, kaçırıldı ya da sahiplenildiler. Ama ortada ticaret ve ibadet boyutunun mağduriyetini görüyoruz. Yani bunu
tespit edip bir hukuku üzerinden, bir adalet üzerinden yeni tanımlamalar, yeni duruşlara ihtiyacımız varken efendim Eydis Bey dokunulmazlığı mı var? Benim eski bakan. Yani bugün bir savcı Eydis Bey ifadeye çağırsa benim dokunulmazlığım var deme lüksüne sahip değil. Böyle bir zırhı yok onun. Kardeşim Eydis Bey orada hayatına devam ediyor. Hiç efendim kimsenin bir şeydi. Aday oldum FETÖ'cü. Bundan daha büyük bir ayıp olabilir mi? Bundan daha büyük bir utanç olabilir mi? Biz nereye kadar daha böyle birbirimizi bir yere talip olduğumuzda terörist olmakla itham ederek toplumsal barışı sağlayacağız, demokrasiyi sağlayacağız, adaleti, ahlakı, erdemi böyle mi bulacağız biz yani? Ben bu yaklaşımı, tek İdris Bey üzerinde değil, genel anlamda da söylüyorum. Ben bu yaklaşımı kabul etmiyorum. Yani Allah isteseydi hepimizi aynı tipte, aynı akılla yaratırdı. Allah isteseydi hepimizi AK Parti'de yaratırdı. Yani nerede bir itiraz eden insan çıktığında karşısına bir terör örgütüyle ilişkilendirmek gibi bir hastalığa tutulduk artık. Biz bu hastalıktan kurtulma ihtiyacımız var. Allah AK Parti içerisinde de vicdanı kararmamış arkadaşlara bunu ifade edecek feraset, cesaret versin diyorum. Size teşekkür ediyorum. İzleyenlere hayırlı akşamlar diyorum. Sağ olun efendim. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Ağızlarınıza sağlık. Haber Kritik köşemizde 23. dönem Ordu Milletvekili Sayın Rıdvan Yalçın'ı misafir ettik. Ana haber mütenimiz kaldığı yerden devam ediyor.